Hadi gelin sin kare x çarpı kos küp x dx'in belirsiz integralinin neye eşit olduğunu bulmaya çalışalım. Her zaman olduğu gibi videoyu durdurup integrali benden önce almayı denemekte de elbette ki özgürsünüz. Bu ifadeyi gördüğünüzde aklınıza bu eğer sinüs x olsaydı kosinüs x'in türevinin negatifi olduğu için u dönüşümünü kullanabileceğiniz gelmiş olabilirdi. Benzer şekilde kosinüs küp x yerine de kosinüs x olsaydı u dönüşümü yine faydalı olabilirdi. u'yu sinüs x'e eşitler ve integrali bu şekilde alırdık öyle değil mi? Ama bunlar ne yazık ki bu ifade için geçerli değil. Bu durumda ifadedeki terimlerden birinin kuvveti tek sayı ise bir bakalım kosinüsün evet bununkisi tek sayı. Evet böyle olunca bu ifadeyle oynayarak ifadeyi u dönüşümünü kullanabileceğimiz bir hale getirmeye çalışırız. Mesela burada kosinüs küp x'teki kosinüs x'lerden birini ayırırsak geriye kalan kosinüs x'lerle Pisagor özdeşliğini kullanabiliriz. Ne demek istediğimi hemen not edeyim. Evet, sinüs kare x çarpı kosinüs kare x çarpı kosinüs x. Yaptığım sadece kosinüs küp x yerine kosinüs kare x çarpı kosinüs x yazmak. Tabi dx'i de, de unutmayalım. Devam edelim. İntegral sinüs kare x. Kosinüs kare x yerine Pisagor özdeşliğinden faydalanarak 1 eksi sinüs kare x yazacağım. Evet, 1 eksi sinüs kare x, sonra da geriye kalan kosinüs x ve dx'i de yazalım. Bu parantezi açalım. Farklı bir renkle yazacağım. İntegral. 1 çarpı sinüs kare x, sinüs kare x eder sinüs kare x ile eksi sinüs kare x'i çarpınca da eksi sinüs üzeri 4 x elde ederiz ve çarpı kosinüs x dx. Şimdi işler ilginçleşmeye başladı. Sinüs kare x eksi sinüs üzeri 4 x ve burada da sinüs x'in türevi olan kosinüs x var. Harika. Aslına bakarsanız bu cambazlıkları yapma sebebim de zaten buydu nedenini anlamadıysanız şu an U dönüşümünü kullanabileceğimizi hemen söyleyeyim. Farklı bir renk seçelim. Mesela mor. Evet u eğer sinüs x'e eşitlenirse du da kosinüs x dx olur değil mi? Yani bu du olur demek istiyorum. Burasını da u kare eksi u üzeri 4 olarak yazabiliriz ve bunun ters türevini almayı da biliyoruz. Güzel. u'yu sinüs x'e eşitlediğimize göre buraya az önce de söylediğim gibi u kare eksi u üzeri 4 yazacağım ve 1 de d u. Bunun ters türevi ise, u üzeri 3 bölü 3 eksi u üzeri 5 bölü 5'e eşittir. Tabii artı c'yi de unutmamamız lazım. Ve son olarak u yerine sinüs x yazacağız ve işimiz bitmiş olacak. Sinüs üzeri 3x bölü 3, evet eksi, sinüs üzeri 5 x bölü 5 artı c. İşte bu kadar.